Medya Haber'den iyi akşamlar. Bir özel programla daha karşınızdayız. Bugün konuğumuz HDP eş genel başkanı Profesör Doktor Mithat Sancar. Sayın Sancar'a sorularımızı ise iki gazeteciyle birlikte soracağız. Gazeteci Ali Topuz ve gazeteci Hicran Urun. Her iki gazeteciyle birlikte Sayın Sancar'a koronavirüsü başta olmak üzere diğer taraftan hapishanelerde uygulanan yöntemler ya da hapishanelerde yaşanan riskler ve özellikle son ceza infaz yasasıyla ortaya çıkan durumu yine ikinci bölümümüzde de Türkiye'nin diğer gündemlerini, HDP'ye dönük kayımları hep birlikte konuşacağız. Sayın Sancar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepimize. Sağ olun. Teşekkürler. Sizler de Sayın Topuz ve Sayın Urun, sizler de hoş geldiniz yayınımıza. İki gazeteciyle birlikte ben Sayın Sancar'a sorularımızı yönelteceğiz. Tabii yine biraz da koronavirüsün yarattığı kriz nedeniyle hepimiz evlerden bu yayını yapıyoruz. Dedikten hemen sonra başlayayım. İlk soruyu ben sorayım. Ondan sonra arkadaşlar araya girerek sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben de zaman zaman sizlere soruları yöneltmek için söz hakkı tanıyacağım. Tabii bu arada hiçbir şekilde görüşünüzü söyleyemezsiniz diye bir ibare de yok. Gazeteciler de pekala siyasetçileri yakaladıklarında görüşlerini söyleyebilirler. Sayın Sancar, bugün G20 liderleri video konferans yoluyla konuştu ve hemen ardından Erdoğan bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bu işi tek başına götürme lüksümüz yok dedi. Şimdi aynı kriz Türkiye'de ve Türkiye'de yaşanan bu krizde de görünen o, hükümet bu önlemleri, yani hükümetin kriz yönetimiyle ilgili tabloyu izlediğimizde bu önlemleri tek başına götürüyor gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Bu çelişki değil mi? Ya da bir bütün olarak kriz karşısında hükümetin tutumu nasıl? Şimdi bu krizin aslında tek bir ülke tarafından, tek bir devlet tarafından yönetilemeyeceği açık. Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Adı üstünde pandemi. Yani bu küresel bir mesele ve insanlığı tehdit eden bir tehlike söz konusu. Dolayısıyla bütün insanlığı bir şekilde dayanışması gerekiyor. Ancak bu dayanışmanın nasıl olması gerektiğidir asıl soru. Yani bu dayanışma hangi temellerde olacak, kimler arasında olacak ve hangi hedeflere yönelecek? Bizim baştan beri söylediğimiz, sorduğumuz sorular bunlar. Şüphesiz kamu kaynaklarını ve kamu gücünü kullanan hükümetler ilk sorumlu mercide olanlardır. Yani tedbirleri alması gerekenler hükümetlerdir öncelikle. Çünkü toplumun kaynaklarını yönetiyorlar ve toplum adına da bir erk, bir güç, bir iktidar kullanıyorlar. Dolayısıyla tedbirleri alma yetkisi ve kaynakları onlardadır, sorumluluk da onlardadır. Bu sorumluluğun çerçevesini, temelini daha doğrusu halk sağlığı oluşturuyor. Bugüne kadar çeşitli ülkelerde hükümetler farklı çizgiler izlediler. Türkiye'deki hükümetin nasıl bir strateji izlediği ise gerçekten biraz muamma. Yani bazıları yavaşlatma stratejisi izliyoruz diyorlar. Sağlık açısından söylüyorum. Ekonomik ve sosyal açıdan izlenen politikalara ayrıca değineceğim. Yani bu işin sağlık boyutuyla ilgili, hani virüsün yayılmasını yavaşlatma yöntemi izlendiğini söyleyen hükümetler var. Bastırma yöntemi tercih ettiği söylenen hükümetler var. Bir de sürü bağışıklığı denen bir tür kitlesel ölümleri göze alan başka bir stratejiden de söz ediliyor. Şimdi Türkiye'de hangi stratejinin sağlık açısından izlendiği gerçekten belirsiz görünüyor. Bir yandan sürü bağışıklığı, herd immunity dedikleri, hani bu insanlar ya da zayıflar, yaşlılar, hastalar ölsün sonra bu virüs kendiliğinden yayılsın, kendi bağışıklığını yaratır anlayışı, biliyorsunuz İngiltere'de Johnson tarafından ilk önce açıkça dile getirildi ama çok sert tepkilerle karşılaştı ve bu stratejiden vazgeçtiğini söyledi daha sonra. Şimdi Türkiye'de ne yapılıyor gerçekten? Bu şimdiye kadar alınan tedbirlere baktığımızda evet, hiç tedbir alınmıyor diyemeyiz. Böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Bir çaba olduğunu da görüyoruz ancak bir stratejinin olduğunu söyleyemeyiz.
diyebiliriz. İkincisi, sosyal ve ekonomik boyutuna geleceğim. Sadece sağlık açısından söylüyorum. İkincisi, senin sorduğun soruydu, o da çok önemli. Evet, hiçbir devlet tek başına yürütemez deniyor ama bunu içeride acaba uyguluyor mu bu devletler? Mesela Türkiye'de devlet ya da hükümet diğer sağlık kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle gerçekten işbirliği yapıyor mu? Bu işbirliği onları katıyor mu? Toplumu katıyor mu? Topluma şeffaflık sunuyor mu? Daha doğrusu toplumla ilişkiyi şeffaflık üzerine mi kuruyor? Bunların hepsine verdiğimiz yanıt olumsuzdur. Yani hükümet bir şeffaf bir yönetim izlemiyor. Yani toplumu bu açıdan dikkate alan, ona saygı gösteren bir tutum izlemi takınmıyor. İkincisi, çok değerli birikimlere sahip meslek kuruluşlarımız var. Türk Tabipleri Birliği gibi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi daha pek çok sayabileceğim kuruluş var. Bunları da sürecin idaresine katmıyor. Yerel yönetimlerle işbirliği diyeceğim. Orada zaten izlenen politika ayrı bir başlık üzerinden kara mizah, en hafif deyimiyle kara mizah diyeceğim. Çünkü asıl yerel yönetimlerin etkin rol oynaması gereken bir süreçte yerel yönetimleri gasp eden bir kayın politikası devreye sokuldu. Evet, onu ayrıca konuşacağız. Bilmem tabii, iki gazeteci arkadaşımız çok sabit yerinde durmuş. Ben araya girerler bir şeyler sorarlar diye düşündüm ama henüz ısınmamışlar herhalde. Ama ben Hicran Hanım'a sözü vereyim. Doğrusu önceden kendi aramızda bir fikir tahtisi yaptık ama yine de kendileri aklından geçeni kuşkusuz soracaktır. Ama araya da girebilmek mümkün tabii. Yoksa Mithat Hocam eski akademisyen, hala akademisyen. Ama siyasetçi çok konuşur mu siyasetçiler, diyorsun? Siyasetçiler konuşur. Evet, Hicran Hanım, siz ne dersiniz? Evet, ben aslında şimdi Mithat Hoca da değindi biraz ama yani söylediklerinden şunu anlıyorum. Türkiye'nin bu mevcut durumla ilgili belirli bir stratejisi yok. Bu hem sağlıkta yok, hem ekonomide yok, hem sosyal politikalar olarak yok. Ama şöyle bir şey de var. Hani bu sürece diğer muhalefeti ya da sivil toplum kuruluşlarını, özellikle siz de söz ettiniz, TTB'yi katmak neden önemli, neden gerekiyor? Belki bunu biraz vurgulamak gerekebilir. Bir de özellikle hani bu konuda sağlık açısından test kitlerinin, hastanelerde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu basın, medya sık sık işliyor. Bunu sağlık emekçileri de dile getiriyor ama özellikle bölgede durum nedir? Yani bununla ilgili hastanelerde yeterli test kitleri var mı? Ya da size bölgedeki durumla ilgili gelen bilgiler nedir? Belki bununla ilgili de bir başlık açabilirsiniz. Evet, şimdi... Ali Bey de bir şey soracak hocam. Tabii Ali, buyurun Ali. Aynı başlık altında ben de sorayım, siz toptan cevaplandırın. Buyurun. Son kısmı benim açımdan önemliydi. Hani küresel olarak herkes işbirliği içinde olmak zorunda. İşte Çin'in örneğin en tecrübeli ülke olarak başta İtalya olmak üzere birçok ülkeyle işbirliğini görüyoruz. Gerçi Avrupa bu konuda hayli sıkıntılı görünüyor iç yardımlaşması açısından. Belki hocamız bu konuda da söyleyecekleri vardır muhakkak. İçeride de bir tek başına iktidarın kimseye sormadan, danışmadan yol yürüdüğü nispeten açık. Hocam bunu anlattı da kısmen Mithat Bey. Bir de her parti doğal olarak, bu aynı zamanda sosyal bir kriz niteliğinde olduğu için, her parti kendi tabanıyla ilişkileri itibariyle de önem arz ediyor bu işte mücadele etmek için. Ve biz Halkların Demokratik Partisi'nin tabanıyla ilişkileri en yoğun, en etkileşimli partilerden biri olduğunu, belki de ilk sırada geldiğini biliyoruz. Yani tabanı parti yönetimine ve bütün kadrolarına çok eleştirel bakabildiği gibi taleplerini çok yakından iletebilen ve yönetim de bunları sürekli dikkate alan, en azından dışarıdan olan görüntü bu. Böyle günlerde bu tür ilişkiler önemli. Ben buradan iki soru çıkarmak istiyorum. Birisi, sizin bu özelliğinizin, bu yönünüzün iktidarın, ister iktidar partisi ister hükümet olarak, iktidar olarak anlayın, sizin bu özelliğinizden, bu niteliğinizden yararlanma gibi bir eğilimi olmadığını biliyoruz ama görünenler dışında, görünmeyen diyalog alanında böyle bir ihtimal, bir eğilim var mı? En azından bölgede var mı?
Çünkü evet. Merkezi siyasette işler başka yürür ama bölgede de başka türlü yürür. Ve tabii ki size doğrudan soru. Sizin bu konuda hükümet dışında hükümetin faaliyetlerine yönelik elbette gözlem ve eleştirileriniz olacak. Diğer partilere yönelik gözlem ve eleştirileriniz olacak ama parti olarak kendi stratejiniz, kendi ilişkiniz, kendi çalışmalarınız ne durumdadır onu da merak ediyorum. Evet, tabii hocam, teşekkür ederim. Evet, şimdi Hicran Hanım'ın sorusundan isterseniz son kısmından başlayayım. Yani söyledim, sağlık konusunda hükümetin bir stratejisi görünmüyor ve çok eksikler var ve ciddi sıkıntılar yaratabilecek eksikliklerdir. Bu eksiklikleri daha da vahim hale getiren, şimdi onları sayabilirim. Türk Tabipleri Birliği'nin sitesine girdiğinizde görürsünüz, SES'in sitesinde görürsünüz, bizim açıklamalarımız var. O da Ali'nin sorusu, ona da cevap verirken açıklayacağım bizim çalışmaları. Hepsine baktığınızda görebilirsiniz. Bir, öncelikle gerçekten yeterince test yapılmıyor. En önemli şeyin test olduğunu günlerdir haykırıyor insanlar. Sürekli test, daha fazla test deniyor. Neden? Bunun ne kadar yayıldığını göremezseniz izolasyonu sağlayamazsınız. İzolasyonu ve tedaviyi yapamazsanız bu salgının önünü alamazsınız. Kitlesel ölümlere kadar gidecek bir tehlikeli, çok tehlikeli yol açılmış oluyor. O nedenle diyoruz ki evet, test hep gecikerek arkadan geliyor. Bu arada da virüs yayılmaya devam ediyor. Şimdi hani şeyi izlediniz basında, ihraç edildi, ithal edildi, şu oldu, bu oldu. Sonuç ne dediğinizde ortada net bir tablo yok. Çünkü tek merkezden yürütülüyor. Çünkü ayrıntılı bilgi verilmiyor. Çünkü kendi sitesinde bile Sağlık Bakanlığı bunları anlaşılır şekilde bir istatistiğe, bir görsele dökmüyor. Bu bilgileri de alamıyoruz. Nerede, kaç test yapıldı? Hangi ilde, hangi ilçede? Bugüne kadar ne yapıldı? Göremiyoruz. Kaç tane Sağlık Bakanı Twitter'dan her akşam açıklama yapıyor hocam. Fakat onlar dün ancak işte şu kadar hasta vardı, şu kadar iyileşti dedi. Oysa biz ilçe ilçe bilmek durumundayız. Neyse, tabii bu ayrıntı, bunların ayrıntısına girebilirim ama mesela sağlıkçıların sağlığı, yani belki de en kritik şeylerden biri, günlerdir sağlık örgütleri, sağlık emekçilerinin temsilcileri bağırıyorlar. Bakın, sağlıkçıların sağlığını koruyacak tedbirleri almazsanız, o zaman bu toplumu bu tehlikeden koruyacak kimse kalmayacak. Şimdi arka arkaya sağlıkçıların enfekte olduğu, hastalandığı haberleri geliyor. Hayatını kaybeden sağlıkçılarla ilgili bilgi alıyoruz. Şimdi biz burada panik yaratmak değil, bizim derdimiz burada gerçekten bağcı dövmek değil. Neden değil? Sevgili Ali'nin sorusuna cevap verirken sıralayacağım şeyler de gösterecektir neden öyle değil. Sonuç almaya çalışıyoruz. Sadece bölgede seçmenimizin yoğun olduğu Kürdistan'da değil, her yerde bunu yapmak için uğraşıyoruz. Şimdi gelelim bölgeye. Bugün arkadaşlar bana bir not ilettiler. Bölgede acil sorunlar diye. Bu vesileyle hemen zaten çağrı yapacağım. Lütfen bu çağrıyı birkaç kere yapmam için bana hatırlatma da bulunun. Evde kalma uygulaması gerçekten iyi gitmiyor. Yani insanlar evde kalmıyor ya da evde kalma çağrılarına yeterince uyulmuyor. Biz ilk günden beri ilçe teşkilatlarımız aracılığıyla her yere, İl teşkilatlarımız aracılığıyla her yere lütfen evde kalın, ihtiyaçları biz oluşturacağımız dayanışma ağlarıyla da karşılamaya çalışacağız. Yani yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin durumunu gözeten çalışmalar yapacağız dedik. Evet, bu görev devletindir. Evet, devlet yapmak zorundadır. Fakat bu meseleyi devlete bırakamayız biz. Eğer yapmıyorsa da bizim insanımız orada aç kalsın, korumasız kalsın diyemeyiz. Devlete çağrıyı sürdüreceğiz. Elbette diyeceğiz ki evde kalanların ihtiyaçlarını karşılayın. Özellikle yaşlıların ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılayın. Ama halkımıza diyoruz ki onlar karşılamıyor diye siz evden çıkmayın lütfen.
Lütfen çıkmayın. Bugün mesaj kampanyası yürüttük. Aldığımız bilgi gerçekten bu tedbire uyulmadığı yönünde. Sizden rica ediyorum. Medya TV'den de rica ediyorum. Sürekli bu çağrıyı tekrarlayın. Sizlerden Hicran Hanım, Ali kardeşim, bu, özellikle bölgede buna daha çok dikkat edilmesi için lütfen duyarlılık yaratın. Hocam çok özür dilerim. Burada araya girip küçük bir şey sormak istiyorum. Tabii, yani insanlara evde kalın çağrısı yaptığımızda benzeri geri dönüşler de alıyoruz. Ve insanlar ben günlük çalışmak zorundayım. Oraya geleceğim Fehim. Oraya geleceğim. Yani şöyle diyorum. Hani zorunlu çalışanlar var. Bunu biliyoruz. İşe günlük gidenler var. Ekmeğini günlük kazananlar var. Bunu da biliyoruz. Evet. Şimdi oraya geleceğim. O ekonomik ve sosyal boyutu bu krizin. Onu söyleyeceğim ama yine de evde kalma imkanı olan herkes. Lütfen evde kalmasını sağlayalım. Yani hani eğer gerçekten mecbursa şimdi onunla ilgili açıkladığımız tedbirler var. Onları da anlatacağım. Şimdi biz parti olarak ne yaptık? Hemen çok erken zamanda bir merkezi kriz koordinasyonu kurduk. Ve çeşitli birimler oluşturduk. Sosyal politikalar, ekoloji, çevre, ekonomi, sağlık, mülteciler. Bunların hepsi alt birimler olarak her gün toplanıyor ve her bir birim her gün Türkiye'nin her tarafından aldığı bilgileri rapor haline getiriyor. Bu raporların bir kısmı basına aktarılıyor, basın bildirisi haline getiriliyor. Bir kısmı bizim kendi çalışmalarımızda kullanacağımız altyapı bilgisi olarak bize sunuluyor. Ama her gün toplanıyor. Ekonomiyle ilgili 12 maddelik bir paket açıkladık. Mültecilerle ilgili, yaşlılarla ilgili açıkladık. Hem hükümetin yapması gerekenleri sayıyoruz, hem de hükümete bırakmadan bizim yapmamız gerekenleri sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, emek örgütleriyle birlikte yapabileceğimiz şeyleri de belirtiyoruz. Bunları her gün yapıyoruz ve basına açıklıyoruz ama bunu söylememe gerek yok. Çok az yer buluyor. Çünkü medya tekeli var. İşte hükümetin medyayı büyük ölçüde kontrol ettiği bir durum yaşıyoruz. Oysa biz bunları her gün, her gün çalışıyoruz. Bunun dışında gençlik birimlerimizin, özellikle gençlik meclisimizin mahallelerde yaşlılara ve yoksullara yardım edecekleri dayanışma ağları kurmalarını ilk günden söyledik. Ama sadece onlara değil, benim ilk konuşmam bütün Türkiye'de gençlerin dayanışma ağları kurması yönündeydi. Benim konuşmam üzerine olmuştur olmamıştır ayrı mesele. Ben bu çağrıyı çok güçlü yaptığımızı zannediyorum. Ben bunu video mesajla da yayınladım ve çeşitli kanallardan yayıldı. Şimdi görüyorum ki ciddi çalışan çok sayıda gençlik dayanışma ağı oluştu. Bundan çok memnunum. Zaten her çağrımızda şunu vurguluyoruz. Bakın, biz üzerimize düşeni, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi kötü, eksik yedik. Yanlışımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Ama biz tek başımıza yetmeyiz. Sadece kendi gençliğime çağrı yapmıyorum ben. Ben bütün gençlere çağrı yapıyorum ve kendi gençliğimize diyorum ki siz de hazır olun. Şimdi devam edelim diğer sorunlara. Evet, sokağa çıkılıyor ama bölgede işsizlik çok yüksek. O nedenle biliyorsunuz kahveler dolar taşardı. Bir, zaten işe gidemeyen, işi olmayan insanlar var. Ve bunlar şimdi evde kalmalılar. Evde kaldıklarında hükümette çağrımız ve onlardan talebimiz. Bu insanların yaşamlarını sürdürecekleri desteği mutlaka sağlamak zorunda. Bu anayasal bir görevdir, bu insani bir yükümlülüktür. Evet. Ama yine de evde kalsınlar. Biz elimizden geleni yapalım, sadece biz değil. Bütün kuruluşlar, vicdanlı insanlar sağlık tedbirlerine dikkat ederek bu çalışmaları örgütleyelim. İkincisi, sınır kapıları büyük bir sorundur. İran'la olan sınır kapıları. Oralar yeterince kontrol edilmiyor. Sınır kapılarının kapatıldığı söyleniyor. Fakat geçişler, düzensiz geçişler var ve İran'da salgın çok yüksek olduğu için bölgede ciddi tehdit var. Doğu Beyazıt'tan Van'a. Habur'da aynı sıkıntı var. Belki yüz kilometreyi aşan bir kuyruk oluştu. Karantinanın mümkün olmadığı bir durum var. Bütün bunları hocam, bugün ben şöyle söyleyeyim.
Yok, evet. Şeyi söyleyeyim, Ali'nin sorusuna bağlayacağım. Bugün Sağlık Bakanlığı aradım, bizzat ben aradım ve kendisine bu sorunları ilettim. Hepsini not ettiğini ve bunlarla ilgileneceğini söyledi. Tabii yeterli test kiti yok. Bu doğru, oradan gelen bilgiler. Kendisi bunlara dikkat edeceğiz, ben hemen bunlarla ilgileneceğim dedi. Takip edeceğiz. Bunlar asgari zorunlu şeylerdir. Yani hani hükümetle bir temasınız var mı diye sordunuz. Doğal olarak herkesle, muhalefetle de bu konudaki görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bugün bu rapor önümüze geldiğinde elbette aktaracağımız yer öncelikle hükümettir ve ben de doğrudan doğruya kendim görüştüm, bunları ilettim. Ayrıca bunları iletmeye devam edeceğiz. Ama şu anlaşılmalıdır. Biz çok yönlü çalışmak istiyoruz. Biz emek ve meslek örgütleriyle koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz ki onlardan sürekli bilgi alıyoruz, onlara da sürekli bilgi aktarıyoruz. Onların erişemeyeceği bilgiyi biz onlara aktarıyoruz, bizim ihtiyaç duyduğumuz uzmanlık bilgilerini onlardan alıyoruz. Biz aslında bir Türkiye çapında merkezi koordinasyon kurulmasını da önerdik fakat şu anda emek ve meslek örgütlerinin en büyükleri belli ölçülerde bunu sağlamışlar. Bundan da sevinç duyuyoruz ama daha da etkili hale gelmelidir. Çünkü bu mesele hükümetlere bırakılamaz. Ayrıca Türkiye'de hükümet bu konuda fırsatçılık yapıyor, demokratik ilkelere aykırı davranıyor, halk sağlığını ciddi tehdit altına sokan politikalar izliyor. Bütün bunları bildiğimiz için biz de diyoruz ki hayır, biz bu halkımızın sağlığını hükümete bırakamayız. Onların keyfine, insafına terk edemeyiz. Bizim halkımıza sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmek için ne mümkünse yapmak zorundayız. Elbette hükümeti de zorlayacağız. Başka bir soru daha vardı Ali, belki atladıysa böyle çok uzun konuştum. Hani özellikle tabanınızla ilgili. Onu da söyleyebilir. Ali sorsun. Tabii sorsun. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani bizim bir araya gelmeyi, gelmemeyi, toplu bulunmamayı sağlamak için oradaki geleneklere de dikkate alarak mesela ilk günden düğünlerin ertelenmesi çağrısı yaptık. Bazıları bunu magazin haberi gibi gördü ama öyle değil. Yani insanlar orada düğünlerde çok kalabalık bir araya geliyorlar. İkincisi mesela kahvehaneler. Kapanana kadar insanlar kahvehanelerde toplanıyordu. Kahvehaneler kapandı, bu sefer ilçe merkezlerine gelmeye başladılar insanlarımız. Çünkü hani belki yeterince aydınlatma olmadı. Bizim gücümüz de bu kadarına yetti. Yani tehlikenin büyüklüğünün farkına var olmuş olabilirler. Biz de kendilerine şeyi de söyledik. İl ilçe merkezlerinde de sadece bir görevli bulunduruyoruz ve oralarda da toplanmayı artık yasakladık diyelim. Hani yani yasak kelimesi hoş değil. Bunun gibi taziyelerin de artık hani toplanarak yapılmaması gerektiğini söyledik ki en çok toplanma olan konular, mevzulardı bunlar. Bunun dışında bilgilendirme amaçlı notlar ve raporlar gönderiyoruz. Halka yayılmasını sağlamak için de teşkilatlarımızı bilgilendirip görevlendiriyoruz. Ben her iki arkadaşa sorayım. Eksik bir şey kaldı mı bu konuyla ilgili, yoksa ben bir konuya daha geçmeyi... Bölgede hastanelerden size gelen bilgi var mı vaka sayısıyla ilgili? Özellikle Van bu konuda çok tedirgin. Siz de bahsettiniz, mülteci geçişleri hala oluyor. İşte bu sınır kapısında bekletilen tır şoförleri var. Günlerdir bekletiliyor. Onlara da bir çözüm bulunmadı. Size bu yönde gelen bilgiler var mı? Yani bilgiler şöyle, vaka sayısını soruyorsanız İcan Hanım, çok az test yapıldığı bilgisi var. Dolayısıyla vaka tespiti yapılması da çok zor. Gelen bilgiler gayri resmi. Gelen bilgiler çevre bilgileri, etraf bilgileri. Dolayısıyla endişeliyiz. Gerçekten Kürt illeri için çok endişeliyiz. Bunun yani bu salgının oralarda tamamen karartma ile yönetildiğini görüyoruz. Yani bir karartma var. Sanki orası kaderine terk edilmiş gibi, hükümet orayı bilerek sanki bu salgına teslim etmiş gibi bir hava var. Bu ihtiyaçları hükümet kaynakları dışında kaynaklardan karşılamak çok zordur. Yani herhangi bir sivil kuruluşun test kitlerini binlerle, on binlerle, yüz binlerle temin etmesi mümkün değildir. O nedenle bugün tekrar
Bakan Bey'e de söyledim. Lütfen test kitleri her yerde mobil test. Çünkü ciddi yani İran'a komşuyuz ve çok fazla giriş çıkış oldu oradan. Şimdi biz o nedenle bir halkımız tedbirini alsın. İki biz elimizden geleni yapıyoruz. Bize güvenin, inanın ama bunların hepsi de bir noktaya kadar etkili olur. Asıl mesele bu kaynakları, toplumun kaynaklarını elinde tutan, yöneten ve bu yetkileri elinde bulunduran hükümettedir. Olası faciaların sorumlusu da hükümettir. Evet, bu konuyla ilgili var mı ekleyeceğin soru olarak Ali ya da... Son bir soru bu çerçevede. Şimdi bir yandan işte kriz, korona virüsünün yol açtığı çeşitli boyut ve derinliklerdeki krizle uğraşılırken öte yanda kayyum meselesi yine gündeme geldi. Yani evet. İşte doğrudan iradesini yok sayan anayasaya, yasalara uygunluğu tartışma götürmez biçimde uygunsuz olan bu fiillerin aynı zamanda bölge halkı üzerinde de bir tesiri olması icap eder. Acaba diyorum bu dışarı çıkma, merkezin de tekrar ettiği evde kalın taleplerine sizin tekrarınıza rağmen uymama eğiliminin altında yoksulluk kadar merkezi politikalardan rahatsızlığın yarattığı tepki de yol açıyor olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Ya olsa bile bilemiyorum, bunu ölçmemiz kolay değil. Yani hani sadece varsayımsal konuşmayı da çok tercih etmem ama varsa bile bu şu dönemde yapılacak iş değildir. Çünkü tehlike çok büyüktür, tehdit çok ciddidir. O nedenle önce hayatta kalmalıyız, önce sağlığımızı korumalıyız. Bizim var olmamız için, yani haklarımızla var olmamız için önce fiziksel olarak var olmalıyız. Bunun nüfusumuzu, yani bu kadar tedbirsiz bir durumda bırakılmışken Kürdistan, bu salgının çok yayılması ihtimali varken bizim önceliğimiz her şeyin üstünde olan hedefimiz, tedbirimiz, amacımız toplumun, halkın, halkımızın sağlığıdır. O nedenle sebep ne olursa olsun, alışkanlık deyin, gizli isyan deyin, örtülü öfke deyin, bunların hiçbiri toplumun, oradaki toplumun, bir arada yaşayan insanların sağlığını tehlikeye atacak şeyleri haklı çıkarmaz. O nedenle ısrarla ve esrarla söylüyoruz. Önce sağlıklı olmalıyız, önce hayatta kalmalıyız. Ve bunu yaparken de elbette biz burada ilkelerimizi, değerlerimizi bir kenara bırakmıyoruz. Bunlarla birlikte varız. Fakat hepsini savunmaya devam edebilmek için hayatta kalmalıyız. Bu kadar açık. Evet, ben buradan hemen bir başka başlığa daha, aslında en az bu kriz kadar önemli bir başlığa daha geçmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir anayasa hukukçususunuz ve bu konuyla ilgili de çok özel çalışmalar geçmişte yaptınız. Ceza infaz yasası ile ilgili hükümet bazı adımlar atıyor ve zaten eşitsiz olan yasayı değiştirerek daha da eşitsiz hale getiriyor. Yani devlete karşı işlenen cürümler dediği 4'te 3 yatıyordu, hiçbir değişiklik yapmıyor. Diğerlerini ise büyük oranda indirerek ve toplumun bir şekliyle vicdanını da rahatsız edecek birçok insanı da toplumun içine yeniden salmaya hazırlanıyor. Doğrusu bu konuyla ilgili hem de cezaevlerindeki korona riskine karşı önlemlerin alınmadığının söylendiği bu dönemde ne dersiniz? Bunu sorayım ama beraberinde tabii belki iki arkadaşım da bir şeyler ekleyebilirler. Yani ben çok bu konu başlığı açma gibi sordum ama oraya geçeriz. Fakat benim bu hani korona salgını ile ilgili ekonomik ve sosyal kısımlarına dair de bazı açıklamalar yapma isteğim var, ihtiyacım var. Onları da tamamladıktan sonra diğer konuya geçsek daha iyi olmaz mı? Ne dersiniz? Siz tabii programın belirleyicisi gazetecilerdir. Burada size elbette tercihinize ve önceliklerinize saygım vardır. Eğer başka bir konuya geçelim hepiniz derseniz geçeriz. Ama yok, bunu da tamamlayıp geçelim derseniz ona dair ama bazı açıklamalar yapayım. O boyutu da dinlemek isterim. Çünkü demin sözünü siz de ettiniz.
evden çıkma mecburiyeti hissedilmesinin altında ekonomik sebepler yatıyor. Dolayısıyla bu işin ekonomi politikasının ne olduğu, evet, nasıl olduğu ve sizin bu işi nasıl gördüğünüzü ben de duymak isterim. Evet, çok doğru bu. Yani bizim baştan işte söylediğimiz birkaç tane temel unsur var. Korona salgınına karşı mücadele ederken mutlaka dikkate alınmasını istediğimiz unsurlar bunlar. Biraz önce söyledik, hani yaygın test, yeterli donanım sağlık personeli için, yönetimde şeffaflık, toplumun güven duyacağı bir kriz idaresi, bunu istiyoruz. Ama zorunlu alanlar dışında üretimin durdurulmasını da istiyoruz biz. Yani toplumun yaşamını sürdürmesi için gerekli alanlarda üretim devam edebilir. Ancak orada da mutlaka çalışanların sağlığını koruyacak tedbirlerin alınması lazım. Bu tedbirleri de 12 maddelik bir paket halinde açıkladık. Elbette bir hani uluslararası standartlarda da geçiyor zaten. Özellikle insani kalkınma standartları arasında sayılıyor. Böyle dönemlerde yapılması gereken en öncelikli şey asgari geçim garantisidir. Şimdi asgari geçim garantisini devletin sağlaması lazım. Bir sosyal devlet olduğunu iddia ediyor anayasası Türkiye'nin. Bir sosyal devletin insanların evde kalması halinde. Eğer bir çalışıyorsa ücretli izinli olmalıdır. Bu şekilde evde kalmalıdır. Yani ücretini almalıdır. Bu ücretin ne kadarını işveren ödemeli, ne kadarını devlet ödemeli, burada sosyal sigortalar priminin, yani sigorta priminin ne kadarı nasıl düzenlenecek, bunlarla ilgili ayrıntılı raporumuz var. Ama temel ilkemiz şudur. Öncelikle bu hayati alanlar dışında üretimin durması lazım ve üretimde yer alan insanların ücretlerini almaya devam etmesi lazım. İşsiz, evde olan işsizlerin de mutlaka asgari geçim güvencesi sağlanacak kadar desteklenmesi lazım. Bunun dışında elbette başka alanlarda da ihtiyaçlar var. Mesela öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, esnafın kredilerinin ertelenmesi, çok temel ihtiyaçların. İnsanlar evdeyken gelirleri çok düşecek veya hiç geliri olmayacak, özellikle serbest mesleklerde. Kira, su, elektrik, doğalgaz, internet gibi hizmetlerin ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor. Hiç olmazsa bu kriz döneminde, hiç olmazsa evde kalmanın zorunlu olduğu ve iş yerlerinin açılamayacağı zamanlarda. Bunlar yapılmak zorunda. Eğer insanı esas alacak aldığınızı iddia ediyorsanız başka çaresi yok. Bunun dışında elbette sosyal ve ekonomik destek çok kapsamlı bir şekilde yapılmalı. Oysa hükümetin açıkladığı bir paket vardı ve onu da gördük ki asıl derdi toplumun %99'u değil, %1'i. Yani gene sermayeye bir kar transferi ya da yeni rant transferi amaçlı. Mesela konut kredilerinde bilmem ne falan. Yani ne alaka? Uçak biletlerinde KDV indirimi. Ne alaka? Bir yandan evde kalmanız gerekiyor. Bir yandan Türk Hava Yolları 5 hat dışında bütün seferlerini iptal etmiş. Ama siz hava ulaşımını, hava yolculuğunu ucuzlatıyorum diyorsunuz. Yani seyahat edin mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bunları soruyoruz. Şimdi bunları ekonomik ve sosyal tedbirler olarak yapmak zorunda. Sevgili Ali, gene söyleyeyim. Evde kalma imkanı olan insanların buna rağmen evde kalması gerekiyor. Ama evde kalma imkanı olmayanların evde kalmasını sağlamak da hükümetin görevidir. Yani işe gitmesi zorunlu olmaktan çıkmalıdır. Ücretli izinli olmalıdır. Bütün bunları sağlamak zorundadır. Hükümetin görevidir bu. Şimdi bu çerçevede eğer izin verirseniz bir şey de açıklayayım. Yani bir önemsediğimiz ve politikamızın temelinde olduğunu iddia ettiğimiz bir kavram var. İnsani güvenlik. Şimdi bu bizim icat ettiğimiz bir kavram değil şüphesiz. Yani uluslararası literatürde de, uluslararası başka alanlarda da, mesela uluslararası insani kalkınma ya da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda da kullanılan bir kavram bu. Şimdi
kriz zamanlarının aynı zamanda bir değişim için imkan yarattığını biliyoruz. Biz diyoruz ki bu milli güvenlik ya da işte bilmem askeri güvenlik falan kavramlarından kopmak için güçlü bir toplumsal talebin doğabileceği şartları yaşıyoruz. Sağlığın kamu malı olması gerektiği zamanlardan geçiyoruz. İnsanların işe gitmediği halde mecburen ücretinin ödenmesi gerektiği zamanlardan, işsizlerin, yoksulların desteklenmesi gerektiği zamanlardan geçtiğimizi söylüyoruz. Bunları kalıcı hale getirebiliriz. Yani bundan sonraki bir düzeni bunlar üzerine kurabiliriz. Bu keşke böyle bir kriz vesilesiyle olmasaydı. Keşke insanların sağlığını, hayatını tehdit eden, insanlığı tehdit eden bir krizle olmasaydı. Ama gelmiş, engelleyemedik. Demek şimdi yeni bir düzen, yeni bir yaşam için de imkanların ne kadar çok olduğunu daha iyi görebiliriz. Yani evet, bu kriz bize hayatı değiştirme, yaşadığımız düzeni değiştirme konusunda ne kadar güçlü gerekçeler veriyor bunu göstermeliyiz, bunu değerlendirmeliyiz. Türkiye'de bütün emekten yana, demokrasiden yana insanların bunu her zaman gündemlerinde tutması gerekiyor. Bütün bu diğer saydığım konularla birlikte. Mesela insani güvenlik kavramı böyle bir politikanın temeli olabilir. Bakın UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bunu 1994'te bir rapora dönüştürüp dünya çapında kullanılmasını sağladı. 7 başlık var. Hızla sayıyorum. Birincisi ekonomik güvenlik. Ekonomik güvenlik dediğim biraz önce saydığım şeyleri toparlıyorum şimdi. Geçim garantisi. Geçim kaynaklarının garantisi. Her dönem, kriz döneminde değil sadece. Ekonomik güvenlik denen şeyin içeriği budur. İkincisi gıda güvenliği. Temel gıdalara erişim ve gıdaların güvenli olması. Bu da insani güvenlik kavramının içindedir. Sağlık güvenliği. Sağlığa herkesin ücretsiz ve yeterli ölçüde, kaliteli biçimde ulaşması. Bu sağlık güvenliğidir. Çevre güvenliği, anlatmama gerek yok. Yani çevreyi koruyacak tedbirlerin, bizim içinde yaşadığımız ortamın insan haysiyetine uygun halde olması. Ama aynı zamanda doğa haklarını da içeriyor. Yani insani güvenlik dediğim zaman bunu türcü bir anlayış gibi anlamayın lütfen. İnsanı merkeze alıyor değiliz. Sadece insanı gözetiyor değiliz. Ama insan üzerinden çevreyi de, doğayı da, toplumu da nasıl daha güvenli hale getirebileceğimizi konuşuyoruz. Madem güvenlik bu kadar önemli deniyor, alın size işte bunlar. Mesela kişi, beşinci olarak kişisel güvenlik. Yani fiziksel şiddetten korunma hakkı. Evet. Altıncısı toplum güvenliği, özellikle topluluk güvenliği bu. Kolektif kimliğini koruma, evet, ve etnik şiddete maruz kalmaktan korunma. Bu güvenlik. Yedincisi de siyasal güvenlik, insan haklarının en kapsamlı şekilde sağlanması. Şimdi insani güvenlik, barış, doğa, çevre gibi unsurları bir araya getiriyor. İnsan haklarıyla bütünleştiriyor. Oysa devletlerin güvenlik kavramı bize sadece şiddet, savaş vaat ediyor. Sadece şiddet ve savaş yaşatıyor. Evet. Şimdi devletçi güvenlikten bu milli güvenlik denen o savaşçı, güvenlikçi anlayıştan insani güvenlik dediğimiz doğayı, çevreyi, toplumu, sağlığı bir bütün olarak alan anlayışa geçmek için şartlarımız ne kadar da uygun. Çünkü ancak böyle insan haysiyetini de, doğayı da koruyabiliriz. Evet, bu konuyla ilgili. Ben bunu ilk yapmıştım ama eğer vaktiniz hocam varsa. Yani şimdi, siz de söz ettiniz. İktidarın ekonomik, yani ekonomik istikrar paketi diye açıkladığı paket aslında sermayeye koruma altına alan bir paketti. Aynı zamanda işte emekçiye de, halklara da kredi alın, işte ev kredisi alın, ev satın alın önerisinde bulunan bir paketti. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı bir açıklama vardı. Gazetecinin bir sorusu üzerine şu yanıtı verdi. Kamuda kısmi olarak biliyorsunuz bu durumdan sonra aslında evde çalışma sistemine geçilmeye başlandı.
Fakat özel sektörde böyle bir durum söz konusu değil. Özel sektörün de bu çalışma şeklini desteklemesi için bakana sorulan soruya bakın, bakan hani bu konuda özel sektörün de dikkat etmesini öneriyoruz gibi yalnızca öneride bulunan bir yanıt verdi. Yani öneri bunun için yeterli mi? Özel sektöre de bu uygulamaya geçirilmesi için yeterli mi? Bir diğer parantezle hemen tamamlıyorum. Zaten Türkiye'de mevcut koşullarda bir ekonomik kriz ve siyasal kriz var. Bu durumla birlikte çok daha derinleşeceği de görünüyor. Bu koronavirüs günleri geçtikten sonra diyelim belki çok daha büyük bir ekonomi dalgası, Türkiye'yi ekonomik kriz dalgası bizi bekliyor mu? Belki buna da biraz değinirsiniz. Evet, sonuncudan başlayayım İcran Hanım. Bugün işte çeşitli kredi derecelendirme kuruluşlarının, yani en azından bir ikisinin açıklamalarını okudum. Moody's'in siz de görmüşsünüzdür. Yani bu OECD içinde koronadan ekonomisi en çok etkilenecek ülkenin Türkiye olduğunu söylüyorlar. Radikal bir daralma yaşayacağını söylüyorlar ekonomide. %3.4 gibiydi galiba öngörülen büyüme. %1.4'e düşecek. Yani ya da %1.8 kadar, evet, %3.2, %1.4'e düşecek. Şimdi bu çok büyük bir daralma. Şimdi ekonomik krize nasıl baktığınız önemlidir. Yani ekonomiye nereden baktığınız önemli krizi tanımlarken. Eğer sermayenin kendini sürdürme ve karını koruma, büyütme imkanları açısından baktığınızda bugüne kadar yaşanan krizlerin sermayeyi bu şekilde vurmadığını, bu şekilde etkilemediğini biliyoruz. Yani krizler ülkede sermayeye, kısacası bırakalım sermaye kelimesini, zengine, varlıklıya, işte holdinglere neredeyse yeni kaynak alanları yarattı, yeni kaynaklar yarattı. Şimdi ekonomik krize hazırlıklı olurum dendiğinde daha çok yoksullaşma, halkın büyük bir kesiminin daha fazla fakirleşmesi sonucunu doğuracak durumlar geliyor demektir. İşte biz şimdiden, yani bu konuda yoksuldan emekten yana, eşitlikçi, özgürlükçü, demokrat politikalardan yana herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz. Öyle bir iktidar kurmalıyız ki, öyle iktidar kelimesini geçiyorum, öyle bir yönetim kurmalıyız ki Türkiye'de, öyle bir yönetimi zorlamalıyız ki bu kriz geldiğinde bunu, faturasını yoksula, bunun faturasını emekçiye değil, bunun faturasını toplumda eşit dağıtacak, daha doğrusu zengine daha fazla, yoksulun hayatını da güvence altına alacak bir anlayışla yönetelim. Şimdi bu iktidarın böyle bir anlayışta olmadığı açıktır. Bu kadar net bir sermaye zengin taraftarı bir iktidar herhalde görülmedi. Özal dönemi böyleydi diyoruz ama bu dönem gerçekten hiç saklamadan, etmeden, gizlemeden, hiç mahcubiyet, herhangi bir utanma duymadan, evet, yürütülüyor bunlar. O nedenle kriz geliyordur, doğrudur. Ama dediğim gibi, yani biz bu krizi tam tersine çevirebiliriz. Yani bu ülkede kaynakların kullanımı, hocam, yönetimi. Birinci bölümün son bir dakikası. Tamam, bitiriyorum. Diğer soru neydi Hicran Hanım? Diğer soru da bakalım özel sektörü öneride bulunması ile ilgiliydi. Belki ona da ikinci bölümde devam edelim. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bakın, iyi bir adım atıldı. Bizim ilk taleplerimizden biriydi. Özel hastanelerin kamu hastanesi statüsünde çalıştırılmasını talep ettik. Kısmen yapıldı. Demek ki mümkündür bu. Yani özel sektörün alması gereken tedbirler ricayla, minnetle olmaz. Devletin çıkaracağı kanunlarla olur. Bunlar keyfe bırakılamaz. Bunlar mecburi hale getirilmekle olur. Evet, ben birinci bölümü burada tamamlayalım. İzleyicilerimize de tabii hatırlatmakta yarar var. Çok uzaklaşmasınlar. En fazla 5 dakika sonra tekrar bir arada olacağız. İkinci bölümde hem HDP'ye dönük kayın politikası, hem zindanlarda tutulmak istenen siyasi tutsaklara dönük politikaları ve diğer taraftan yine bu konuyla bağlantılı olarak diğer başlıkları
Türkiye'nin diğer gündemlerde Sayın Mithat Sancar'la gazeteci arkadaşımız Ali Duran Topuz ve Hicran Urum'la birlikte tartışmaya, konuşmaya, sormaya devam edeceğiz. İkinci bölüm az sonra görüşmek üzere. Evet, özel programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Birinci bölümde ağırlıkla koronavirüsünün yarattığı krizin, pandeminin Türkiye'deki yansımalarını konuştuk. İkinci bölümde de yine birinci bölümde başladığımız ama yanıtını alamadığımız soruyla özellikle hapishanelerdeki durumla ilgili konuşacağız. Hemen ardından HDP'ye dönük kayyum politikasının tam da bu dönemde yaşanmasının nedenlerini ve bunun yanı sıra HDP'nin 4. olağan kongreden sonra yine güçlü bir biçimde öne çıkardığı demokratik ittifak siyasetini de tartışacağız. Konuğumuz Sayın Mithat Sancar hazır. Gazeteci arkadaşlarım Ali Duran Topuz ve Hicran Urum da hazır. Ben tekrar merhaba diyeyim size. Ben sorumu aslında birinci bölümde sormuştum. Belki Ali arkadaşımla Hicran arkadaşımın ekleyebilecekleri şeyler vardır ama bu bölümde bu üç başlığı da özellikle doğrusu tartışmak, konuşmak istiyoruz. Sayın Sancar da zamanı da ona göre 40 dakikamızı verimli kullanırsak çok sevinirim diyeyim. Hemen sözü vereyim Ali'ye. Ali var mı ekleyeceğin sorulara? Hocayı bir dinleyelim. Akışa peki, göre. Hicran arkadaşım sizin. Yani aslında yargı paketiyle ilgili basına yansıyan, konuşulan, hatta mahpus ailelerin başlattığı kampanyalar var. Çok sıkça gündemde, aynı zamanda vicdani olarak da insanlığı sorumluluğa yükleyen bir durum bu. Şimdi Türkiye'de 355 tane cezaevi var, 300 bine yakın mahpus var. Ceza infaz indirim yasasında bir adaletsizlik söz konusu. Zaten mevcut olan bir adaletsizlik var bu tutuklanan cezaevlerindeki kapasiteler çok çok aşmış durumda. Türkiye'deki kendi kapasitesini aşmış durumda cezaevlerinde. İnsanlar biliyoruz ki artık yani koğuşlarda yerlerde yatan tutuklular var, hükümlüler var. Böyle bir durumda çok ciddi bir tehlike bu virüs. Bu nedenle hani iktidarın böyle bir politika izlemesinin ne gibi sonuçlara yol açacağını belki biraz açmak istersiniz. Çünkü 300 bin mahpus demek çok ciddi bir rakam bu. Bu sadece mahpuslarla ilgili rakam. Bunların aileleri var, işte görüşlerine giden avukatlar var. Belki de milyonlarca insana etki edebilecek bir durum bu. Belki bunu da açabilirsiniz başlığımızda. Evet. Bir de hocam belki arada sizinle AKP arasında gerçekleşen bir görüşme de oldu bu yasayla ilgili. Onunla ilgili bir ayrıntı da kamuoyuna yansımadı doğrusu. Belki o konuyla ilgili de verebileceğiniz ayrıntılar var. Oradan başlayayım var. Hemen hazır unuturum sonra. Bir görüşmeden çok zaten AKP grup başkan vekillerinin muhalefet partilerine kendi paketlerini sunma ziyaretleriydi. Diğer partilere de gittiler, bize de geldiler. Yani bizim grup başkan vekillerimizle görüştüler. Kendi paketlerini anlattılar. Yanlarında yani bir grup başkan vekili, bir bakan yardımcısı ve bazı teknokratlar vardı. Onlar ne hedeflediklerini anlattılar arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız da bizim taleplerimizi ve yaklaşımımızı ifade ettiler. Durum bundan ibaret. Yani hani görüşme denen şey zaten CHP ile İYİ Parti ile yapılan İYİ Parti ve CHP'ye yapılan ziyaretin bir örneğiydi. Elbette tabii şeyi yaptık, biz kendi hazırlıklarımızı da yapıp sonra bugün AKP'ye verdik. Çünkü bizden istediler önerilerimizi. Diğer partiler gibi biz de hazırlıklarımız vardı. Bizim de hazırlıklarımız vardı. Onları verdik. Şimdi bizim anlayışımız, yaklaşımımız ne? Önce şunu söyleyeyim. Tabii Hicran Hanım çok haklı. 300 bine yaklaşan insan var cezaevlerinde. Bildiğim kadarıyla rakam 288 bin hükümlü ve tutuklu. Yani bu yüksek bir rakam gerçekten ve birçok cezaevinde durumun çok çok vahim olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle özellikle siyasi mahkumlar, tutuklular
belki 3 kişilik yerlerde tutuluyor ama 30-40 kişilik koğuşların olduğu cezaevleri de var. Daha kalabalık koğuşların olduğu. Bizzat Silivri'de var. Yani öyle taşrada falan değil. Hani 2-3 kişinin bir arada kaldığı yerler daha çok bir tür tecrit politikasının uygulandığı yerler. Ama sonuçta cezaevleri topluca bulunulan mekanlar ve bir yerden virüsün girmesinin çok hızla yayılma gibi bir sonuçla bir sonuç yaratacağı da tahmin edilebilir. Yani bu sadece cezaevler için değil ama cezaevler için daha fazla geçerli çünkü buna ilaveten yani topluca yaşama mecburiyet, topluca bulunma mecburiyetine ilaveten bir gün ışığından yararlanamama, iki yetersiz beslenme, üç yetersiz sağlık hizmetleri, daha sayabileceğim başka nedenlerle bağışıklık sisteminin de dışarıdaki insanlardan daha zayıf olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir yer. Dolayısıyla bir yerden bir virüsün sızması halinde çok ağır sonuçları olacaktır. Nereden sızar diyeceksiniz. Tabii bu konuda arkadaşlarımız Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapıyorlar sürekli. Arıyorlar, bilgi alıyorlar. Cezaevlerindeki insanların durumlarıyla en başta şüphesiz hani önceki dönem eski genel başkanımız Selahattin Demirtaş'tır, milletvekilleridir, diğer arkadaşlardır. Ama nereden bir duyum gelirse arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız, milletvekillerimiz oralarla ilgili bilgi almak için hem o şehrin barosuna, avukatlarına ya da başka demokratik kitle örgütlerine hem de bakanlığa soruyorlar. Şimdi böyle bir durumda hiçbir ayrım gözetmeden insanları hangi suçtan, hangi ırktan, hangi dilden, dinden olduğuna bakmadan gerçekten kıyabilecek bir tehlike varken ve cezaevlerinin bu kadar dolu olması kabul edilemez. İkincisi ve çok önemli bir şey daha, yani bu virüsün hani ne kadar büyük bir tehlike olduğu cezaevleri için ortada ama aynı zamanda zaten bizim yargı sistemimiz aşırı adaletsiz, çok keyfi, artık yargı adını bile hak etmeyecek derecede siyasallaşmış bir durumda. Yani mahkumiyetlerin büyük bir kısmının adil olup olmadığı çok tartışmalı. Hele düşünce özgürlüğü, siyaset yapma hakkı, örgütlenme hakkı ve benzeri konularda. Yani siyasi tutukluluk ve hükümlülük konumu dediğimiz durumlarda hükümetin yargıyı nasıl bir dizayn aracı olarak kullandığını biliyoruz zaten. Yani yakın zamanda yaşadığımız örnekleri tekrar etmeme gerek yok. Demirtaş'la ilgili kaç tahliye, kaç numara, kaç manevra sırf Türkiye'nin kendi hukuk normlarını bile atlamak için. Kavala örneği falan. Yani adalet sistemi zaten çürümüş. Zaten oradaki tutuklama kararlarının neredeyse çok büyük bir kısmı çok adaletsiz, haksız. Mahkumiyetler için de aynı şey geçerli. O zaman burada bir çare aramak lazım. Bakın bu tür durumlarda adalette çok derin yaralar açılan durumlarda, toplumsal barışın çok tehdit altında olduğu durumlarda bu tür infaz veya af düzenlemeleri gelir. Teknik olarak af dediğimiz düzenleme veya infaz indirimi adı altında yine cezaevlerinden cezaevlerinin boşaltılması uygulamaları gündeme gelir. Bunun hani Fehim de söylemişti sağ olsun, övgüler dizerek söyledi bunu hak edip etmediğim bir yana ama yani infaz hukukunun temel evrensel ilkelerini de çalışmış. Bu konularda da akademide işte karınca kararınca bir şeyler üretmiş bir insanım. Yani bu tür durumlarda infaz indirimi olsun, af olsun, ne olursa olsun. Af kelimesini kullanmayı sevmeyen çok geniş bir çevre var. Yani latifet gibi alındığı için öyle değil. Yani bunu teknik olarak alalım. Şimdi o zaman bu uygulama gündeme gelir. İnfaz, şu an gündemde olan ne? İnfaz indirimi. Yani infazda düzenleme yaparak yatılması gereken cezaları düşüren bir düzenleme öngörülüyor. Şöyle, burada da Türkiye'de infaz rejimi zaten evrensel infaz hukukuna uygun değil. Şu açıdan uygun değil. Özellikle terörle mücadele kanunu gibi kanunlar
ve terör suçu sayılan başka kanunlardaki maddelerden hüküm almış kişiler daha fazla yatıyorlar. Cezalarının 1/4'ünü yatmak zorundalar. Bir de ağırlaştırılmış müebbet var. O da ömrünün tamamının hapiste geçmesini gerektiren bir cezadır. Bu da evrensel hukuka aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca umut hakkı diye bir şeyin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yani bir gün dışarı çıkma, bir gün hapisten çıkma umudunun yok edilmesi insan onuruna aykırıdır dedi. Şimdi kapsamlı bir şeyi ben sadeleştirerek devam edeyim. Bir, infaz rejiminin temel ilkesi eşitliktir. İnfaz ile suç arasında bağ kopar denir. Yani en basit şeyiyle anlatıyorum. Yani suçun maddi hukuk kısmı, yargılama kısmı zaten ayrı düzenlenmiş. Cezası ağır verilmiş, işte çeşitli ek cezalar konmuş olabilir. Fakat o aşama bittikten sonra infaz aşamasına geldiğinizde başka bir statüdesiniz. İnfaz statüsünde eşitlik temel kural olmalı. Evrensel hukuk böyle diyor. Ben de bunun doğruluğuna inanıyorum. Şimdi Türkiye'de infaz hukuku zaten evrensel hukuka uygun değil. Zaten adaletsiz. Şimdi bu adaletsizleri Fehim de söyledi girişte. Katmerleştirecek bir düzenleme düşünülüyor görüntüsü var. Hani bu görüntüsü varı bilerek söyledim, onu biraz sonra açacağım. Basına yansıyan ve şimdiye kadar bize ulaştırılan bilgilerde hani bu eşitlik ilkesini gözetmek yerine yine siyasi sebeplerle içeride olan hükümlü tutukluların kapsam dışı bırakılacağı bir düzenleme getiriliyor. Şimdi bu çok tehlikeli gerçekten. İki nedenle tehlikeli. Toplumsal barış açısından tehlikeli ama aynı zamanda şimdi yaşadığımız güncel tehdit ve kriz açısından çok tehlikeli. Yani bu insanlardan bir tekinin hapishanede virüs nedeniyle, hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesinin vebali çok ağırdır. O nedenle hükümete diyoruz, bir, toplumsal barış açısından, iki, kamu sağlığı ve insan hayatı açısından eşitlik ilkesine uygun davran. Şimdi bu işin bir kısmı, diğer kısmı da tutuklular meselesi var. Ayrıca hasta, yaşlı, bebekli ve hamile tutuklu hükümler var biliyorsunuz. Yani 65 yaş üstü risk grubudur. Kronik hastalıklara sahip olma risk grubudur bu koronavirüs salgınında. Hamile olmak risktir. Bir özel risk grubuna girme sonucunu doğuruyor. Bebekli olmak, zaten bebeğin hapishanede olması bir insanlık felaketidir. Şimdi bunların öncelikle hiçbir tartışma olmadan ya infaz erteleme, ya eğer tutukluysalar adli kontrol veya işte denetimli serbestlik benzeri yöntemlerle, diğer başka yöntemler var hiç buraya girmeyeyim, derhal salıverilmesi gerekiyor. Derhal. Hükümet ısrarla bunu yapmıyor ama hocam. Yapmıyor, doğrudur, ama biz de diyoruz ki yapması için hükümetin keyfini bekleyemeyiz. Niye bu kadar demokrasi ittifakı çağrısı yapıyoruz? Ona gireceğim ama yani demokratik haklara, insan onuruna bu ülkede birlikte sahip çıkmazsak bizi hastalık bir yandan çürütecek, bir yandan adaletsizlik çürütecek. Bir yandan sağlığımız çürüyor, bir yandan insanlığımız çürüyor. Bunu dur demek bizim görevimiz. HDP olarak bunun çağrısını yapıyoruz. HDP olarak elimizden geleni yapmaya hazırız ama sadece bizimle olmaz. Bunu biliyoruz. Gerçekçiyiz biz. Bizsiz olmaz. Ama sadece bizimle de olmaz. O nedenle çağrılarımızı herkese yapıyoruz. Eğer insanlığımızın çürümesini istemiyorsanız, eğer halk sağlığının iyice çürümesini ve iyice tehdit altına girmesini istemiyorsanız, bu temellerde bir araya gelmek zorundasınız. Çok basit birkaç temel ilke belirliyoruz. Kimseye de gelip bizim anayasa önerimizi aynen kabul edin demiyoruz. Kimseye de bizim öncülüğümüzde gelin mücadele edin demiyoruz. Arkamıza sıralanın demiyoruz. Biz herkesle yan yana eşit şartlarda etkili bir özne ve aktör olarak durmaya hazırız. Yeter ki bu birlikteliği sağlayalım.
Şimdi diğer bir mesele de Ali de bunları iyi biliyor. Ben yazılarını da, bu konudaki yazılarını da zevkle okuyorum. Hakikaten iyi bir hukukçu. Tutuklular meselesi var. Ya tutuklu yargılanma bir mecburiyet değil. Türkiye'de tam tersine zaten mecburiyete dönüştürmüş neredeyse. Yani prensip, evrensel prensip, tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın prensip olduğu, ilke olduğudur. Şimdi bu kadar tutuklu var Türkiye'de. Bu tutukluları zaten insanlar evlerinde kalacak. Zaten yurt dışına çıkışlar yasaklanmış. Yani kaçma şüphesi yok. Zaten evinde kalması gerekiyor. Bir sürü başka tedbir var. Hepsini tahliye edin, tutuksuz yargılamaya devam edin. Neden tutuklular kalsın, neden tutuklu kalsın diyoruz. Yani bunun tedbirlerini devlet alır. Şüphesiz şöyle, yani evden çıkmayacaktır diyemeyiz. Çıkarlar gene büyük ihtimalle. Ama çok özel durumlar var. Yani serbest bırakılma, ister infaz indirimiyle olsun, ister tutukluluğun sona erdirilmesiyle olsun, evde kadına karşı şiddet için mutlaka tedbir alınmak zorunda. Çocuklara saldırı konusunda mutlaka tedbir alınmak zorunda. Yani sadece teknik düzenlemeyle, ceza infaz hukukunda birkaç değişiklikle bu sorunları ele alamayız. Herhangi bir sorunu ele aldığımızda bizim bakış açımız bütünlüklü olması gerektiğidir. Bütünsel bir yaklaşım. Yani işin sosyal boyutunu, işin kültürel boyutunu, işin hukuki boyutunu, şüphesiz ekonomik ve diğer boyutlarını da dikkate alan çalışmalar yapılmalıdır. Bizim hazırladığımız çalışmalarda bunlar da var. Pek çok arkadaşımız emek veriyor. Sadece parti çalışanlarımız değil, uzmanlar da katkı sunuyor. Keşke bu konuda hükümet bizden yararlansa, ama hadi hükümet yararlanmadı. Keşke muhalefet bu kadar büyük birikmiş aklı, bu kadar bilgiyi ortak bir havuzda buluşturup demokrasi mücadelesinin temeli yapsa. Yani biz varız, yani bu havuzda bize ne düşerse o havuza katkıda bulunmaya biz hazırız. Hazırız. Havuzu sadece bizim dolduracağımız iddiasında da hiç değiliz. Bunu söylüyorum zaten. Peki, bir diğer başlığımıza geç. İran kadar otoriter bir devlet bile aslında bu konuda daha eşitlikçi davrandı. Yani evet. Binlerce cezaevinden binlerce mahpusu bıraktı ve siyasi mahpuslar da bu kapsam içerisindeydi. Belki burada biraz da aslında şunu da merak ediyorum. İktidar daha önceden de bahsettiği üçüncü yargı paketi vardı. Bu bahsettiğimiz infaz indirim paketi aynı paket mi, yoksa diğer duruma? Ayrı diyorlar. Yani kendilerinin bize verdiği bilgi, üçüncü yargı paketi ayrı. İnfazı hep ayrı düşündüklerini söylediler. Bizim bilgimiz bu, onların söylediği de bu. İnfaz hep bağımsız paket olarak gelecek deniyordu. Daha önce de öyleydi. Üçüncü yargı paketinde başka şeyler olabilir. Ne olacak bilmiyoruz tabii. Ama bu infaz paketi şimdi koronavirüs salgını dolayısıyla özel olarak gündeme geldi. Daha önce gündemde ayrı bir paket, bağımsız bir paket olarak vardı. Şimdi öne alındı. Peki, bu konuyla ilgili ekleyeceklerin var mı Ali? Aslında şöyle bir şeyi merak ediyorum ben. Bu bir yandan da hani hepimizin beraber izleyip şahit olduğu bir durum. İşte yeni yönetim yapısı içerisinde icraî işlerin tamamı parlamentonun denetiminden hayli uzakta ve siyasal sorumlulukları tartışmalı heyetler tarafından yürütülüyor. Yasama faaliyetini tetikleyen temel işler de burada önemli ölçüde hazırlanıyor. Ve işte şimdi korona vesilesiyle gündeme gelen tedbirlerin aslında önemli bir kısmı, bu infaz paketinin önceliğe alınması söz konusu olsa bile, daha önce ve başka bağlamlarda hazırlanmış şeylerin bu vesileyle yürürlüğe konulması oldu. Örneğin virüse karşı ekonomik kalkan denilen şey, ekonomiyi koruma kalkanı denilen şey, her ekonomik kriz durumunda işverenleri korumak için bildiğimiz işte faiz, vergi, ucuz faizli kredi, istisnalar, muafiyetler vesaireler, işte bir kolonyayla
bir asgari ücretin, ki daha önce inkar edilmişti 1500 liranın altında asgari ücret yok diye, işte 900 küsur liradan 1500 liraya emekli maaşlarının en düşüğünün yükseltilmesi dışında hiçbir alt sınıf şeyi yok. Aslında baktığımızda virüsle ilgili bir ilgisi yok gerçekten. Yine bu pakete de baktığımızda biz daha önce Devlet Bahçeli'nin doğrudan bir yeraltı dünyasının bir ismi, siyaseten de işte MHP ile bağı olan ülkücü camia içerisinde bir tür efsane haline gelmiş Çakıcı ismini bizzat zikrederek bir şiddete dayalı suçlu grubunun tahliyesi, evet, için ısrarla bastırdığı bir paketin biraz daha genişletilmiş bir halinin geldiğini görüyoruz. Bu arada işte Sayın Eş Başkan'ın, Mithat Hoca'nın aktardığı partiler arası görüşmenin de sanıyorum öyle söylemek istemedi ama çok teknik düzeyde ve bir siyasi boyutunun zayıf olduğu hüznünü ben kendi anlatımından çıkardım. En azından belki de bir vehimdir bu ama parlamentonun yasama faaliyetinin de bu anlamda hayli daraldığı bir yerde muhalefetle birlikte bir havuzu doldurmaktan Mithat Hoca eğer bahsediyor ise, ki şunu da eklersek hani sivil toplum yapılarının baskı oluşturma kabiliyeti hemen hemen hiç kalmadı. Sokak eylemlilikleri, ki 12 Eylül'den sonra hani 84-5'lerden itibaren demokrasinin olgunlaşması için çok büyük rolü olmuştu. Özellikle sendikalar öncülüğünde olanların ve STK'lar ve öğrenci gençlik hareketleri ekseninde. Evet, evet. Bunlar da hemen imkansız hale gelmiş durumda. Sadece krizden bahsetmiyorum. Kriz dışında da sokak zaten çıkılmayan bir yer haline gelmişti gerçekte. Bütün bu yapı içerisinde bu muhalefetle bir demokratik işbirliği, bir demokrasi havuzu şeklinde bir buluşmadan bahsetti. Bunun imkanlarını hem HDP cephesinde nasıl görülüyor, hem de bu konuda umut bağlanan ya da sözün muhatabı olarak kabul edilen partilerin yaklaşımı nasıl görülüyor? Çünkü hani ümitsizliği aşılayacak şekilde konuşmak da tartışmak da doğru olmamakla beraber ümit ışığının da az olduğu bir nokta burası. Ben öyle bakmıyorum Ali. Umut biz istiyorsak vardır. Bu çok yani buradan totalist. Hocam o zaman ben de bir kısa ekleme yapayım. Hayır, Martin Luther'in bir sözü var. Hiçbir şeye gerek yok. Umut umuttadır. Bu kadar. Yani Martin Luther'di galiba. Umut umuttadır. Şimdi ona gireceğim ayrıca ama ben umutsuz değilim. Fehim bir şey mi soruyordu? Burada hemen kısa bu konuya girmişken, Ali de bunu söylemişken, aslında Ali bir şekliyle Demokratik İttifak'ın ya da sizin özellikle 4. olağan kongreden sonra tekrar yeniden gündemleştirdiğiniz Demokrasi İttifakı'nın muhatapları bu konuda ne yapıyor, ne tabii diyor? Yani ben de Türkiye'de CHP'de bu konuda önemli bir nirengi noktası. Oyla ilişkiler ne durumda ya da onunla ilişkin ne dersiniz? Çok teşekkür ederim her iki soru için de. Öncelikle Demokrasi İttifakı'nı azıcık açayım, ne kastettiğimiz anlaşılsın. Biz Demokrasi İttifakı dediğimizde insanlar bizim bir seçim için hazırlık olarak işte muhalefet partilerine çağrı yaptığımız gibi anlıyorlar çoğunu. Genellikle diyeyim ya da bunu bu şekilde yansıtanlar da var. Doğru değil bu. Bu eksik. Evet, bunun böyle bir ayağı var. Biz Demokrasi İttifakı çağrısı yaptığımızda seçim gündemdeyse bu ayağı var. Seçim gündemde değilse, biraz önce söylediğim, bizim toplumsal zeminde bir Demokrasi İttifakı çağrımız var. Bu partiler üstü ve ötesi bir şeydir. Kurumları kapsar ama aynı zamanda sokaktaki iyi insanı, vicdanlı insanı kapsar. Yani sadece şeyle sınırlı değildir. Partilerle sınırlı değildir. Çok fazla hayali de görünebilir, öyle değil. Gerçekten insanlar bir dokunuş bekliyor. Evet, çok tahribat var ama Türkiye toplumunun çok dinamik olduğunu da ben kendi tecrübemle, siyasi ve akademik tecrübemle görüyorum. En azından ben böyle görüyorum. Yani benim gözümde Türkiye toplumu çok dinamik ve hiç olmadık zamanlarda Türkiye'nin batısıyla, Kürdistan'ıyla, Kürdüyle, diğer halklarıyla çok farklı
kaynaklardan yeni şeyler yaratabiliyor. Biraz sonra onunla ilgili bir iki, yani bir alıntı belki aktarırım. Şimdi bu yankı buluyor. Biz demokrasi, insan onuru, eşitlik, özgürlük gibi kavramların içini doldurarak insanlara anlattığımızda bunun karşılığı var. Ya demokrasi bizim bugün için somut olarak şudur. Bu hükümet hesap versin halka. Bu hükümet krizle ilgili ne yaptığını açıkça söylesin ve meclis bu söylenenlerin doğru olup olmadığını takip etsin. Yani şeffaflık demokrasi talebidir. Hay başka konularda benim haklarımı gözeteceksin, benim görüşümü alacaksın, beni hesaba katacaksın. Benim yaşamımı, benim şartlarımı, benim onurumu, haysiyetimi hesaba katacaksın demek demokrasi talebi. Demokrasi talep etmek aynı zamanda bu demektir. Büyük büyük büyülü sözler değildir. Günlük hayat içinde var olan şeyler. Bunu anlattığımızda yaşama geçecek mesele biraz doğal. Hayır, bunu anlattığımızda ulaşıyoruz. Yani şu değerlendirmeler hiç benim sıcak baktığım şeyler değil. Bu toplumdan bir şey çıkmaz noktasına varan mantık yürütme ve dil. Hiç faydalı bulmadığım gibi sevimli de bulmuyorum. Sizi tenzih ederim, kimse de bu dil var demedim. Asla öyle düşündüğüm için değil ama bu toplumdan çıkacak. Bu toplumdan çıkar, gene çıkacak. Buna inanıyoruz. Bakın eğer Türkiye toplumunda bugün hani istediğimiz düzeyde bir duyarlılık yoksa onlara öncülük edecek, insanlara inandırıcı seçenekler sunacak güçlü bir muhalefetin bulunmamasıdır. En önemli sebebi. Kendimizi de katıyoruz. Yetersiz kalmışızdır. Şimdiye kadar gerekeni yapmamışızdır. İnsanlara güven verecek bir alternatifi anlaşılır bir şekilde ulaştıramamışızdır. Yani bu bütün muhalefet için geçerli. Kaç seçimdir eğer kıl payı bir şekilde de olsa bu AKP-MHP ittifakı kazanıyorsa hileyi hurdayı geçelim. Yani onlar da vardır. Ama biz kendimize dönüp soralım. Acaba gerçekten yeterince inandırıcı, kararlı bir seçenek sunduk mu? Biz işte bu seçeneğin peşindeyiz. Ve bu çağrılarımız bu seçeneği oluşturmak içindir. Somut olarak bu işin bir toplumsal ayağı var, Demokrasi İttifakı çağrımızın, bir de kurumsal ayağı var. Kurumsal ayağında pek çok emek, meslek örgütü, sendika, dernek, her şey var ama siyasi partiler çok önemli, bunu da biliyoruz. Kaldı ki yarın öbür gün eğer siyasi parti seçim olacaksa bu sistem ittifakı mecburi kılıyor. O halde biz ittifakı da düşünerek o zaman bu çağrılarımızı yapacağız. Yani biz o zaman ittifak düşünmeyeceğiz diye demiyoruz ki. Bu çerçevede elbette CHP'nin özel bir yeri olduğunu biz de görüyoruz. Yani bunun saklanacak bir yanı yok. Bu paketle, infaz paketiyle ilgili olarak da CHP ile düzenli görüşüyoruz. Kendilerinin de bizim belli hassasiyetlerimiz, ilkelerimiz ve beklentilerimiz var. Kendilerinin de hazırlıkları ve taviz vermeyecekleri belli çizgileri, yani çok hassas gözetecekleri çizgileri olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu konuda eğer CHP'de gerçekten hani bu eşitlikçi, özellikle bu ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, siyaset hakkı kapsamında hüküm giymiş veya tutuklu olanların durumunu gözeten bir tutumu ısrarla savunursa ve tabii ki toplumdan da aslında epeyce kuruluş ve inisiyatif bir araya geldi. Bunlar da sürekli çağrılar yapıyorlar. Şimdilik sosyal medya imkanı var şu an. Onun üzerinden evet, kampanyalar yürütüyorlar. Eğer böyle olursa bu paketi daha ileri götürme, hükümetin düşündüğü çerçevenin ötesine taşırma şansımız var. Bu imkanımız var. Yeter ki bunun için iyi çalışalım, iyi duralım. Onu söyleyeyim.
Buradan hemen bir başlık, son başlığımız, belki son 10 dakikamız oraya da geçelim, onu da konuşalım, önemli çünkü. Arkadaşlarımız önceden title atmışlar gerçi ama onlar bizden önce davranmışlar. Özellikle HDP'ye dönük saldırılar bu son kayyum darbesiyle, yeniden bir kayyum atamasıyla birlikte gerçekten bu akıl almaz tabloyu siz HDP olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir taraftan tüm dünya korona gibi bir belayla, COVID-19 gibi bir belayla uğraşıyor ama diğer taraftan işte 8 belediyeye daha kayyum atandı. Gözaltılar, tutuklamalar ve diğer HDP'nin siyaset yapmasını önleme devam ediyor. Diğer arkadaşlarımızın, Ali'nin, Hicran Hanım'ın soruları belki olabilir. Alsak sonra topluca cevap versem daha iyi olmaz mı? Süre de azaldığı için. Bence bir şey eklemedi, belki ben yapabilirim. Siz Ali arkadaşlar, tamam. Yani şöyle, şimdi siz ilk bölümde de kendiniz söz ettiniz aslında. AKP böyle bir dönemde fırsatçılık yapıyor dediniz. Bu fırsatçılıklardan bir tanesi de HDP'ye yönelik kayyum atamaları. İşte biz infaz yasasında eşitlik diyoruz ancak HDP'liler hala gözaltına alınmaya devam ediyor. Bölgede yardımlar ya da korona ile ilgili çalışmalar yetersiz diyoruz. Bu çalışmaları yapan belediye başkanları görevden alınıyor, belediyelere kayyum atanıyor. Tüm bunların altında yatan bir nedeni zaten bugüne kadar yürütülen politikalardan biliyoruz. AKP'nin işte HDP'ye yönelik ya da bölgenin siyasi iradesine yönelik uygulamalarından bir tanesi. Ama özellikle böyle dönemde, böylesi bir dönemde yapılmasının farklı bir parantezi daha var mı? Farklı bir açıklaması daha var mı? Belki bunu da açıklayabilirsiniz. Var mı Ali, senin de bir sorun? Şimdi benim aslında iki sorum var. Biri bu başlığın dışında bir dakikalık bir şey, onu sona bırakalım. Buraya ilişkin vallahi, de... Zamanımız bittiğinde ben bitiririm. Onu peşin söyleyeyim. Yani. Sona kalırsa bitebilir bak Ali. O zaman onu baştan sorayım. Sonra bu başlığa geçelim. O da şu. Şimdi bir yandan bütün işte bu, yani hukuksuzluk, adaletsizlik, ki COVID'le başlamadı işte. Hani şu anda bir eş genel başkanına sorular yönelttiğimiz partinin işte iki önceki eş genel başkanları hala cezaevinde. Dolayısıyla bu sistematik, kararlı, kesintisiz yürüyen bir süreç ve bu sürecin içerisinde en önemli mesele de anlaşılan şu. Bu aynı zamanda şu andaki iktidar blokunun üzerinde ittifak sağladığı bir hareketlilik. O kadar ki ne olursa olsun bu başlıkta hiçbir şey değişmiyor. Evet. Örneğin darbeye karşı en ilk, en atik ve darbe olsa en büyük zararı görecek partilerden biri olduğu açık iken HDP'nin darbeden sonraki ittifaklardan süratle dışlanması gibi. Şimdi buradan soru aslında bir ölçüde de CHP'nin bazı kırmızı çizgilerinden bahsetti Mithat Bey. Eğer bu kırmızı çizgiler iktidarın şimdiye kadar HDP karşıtı güçleri seferber edebildiği koalisyona ortaklık anlamına geliyorsa zaten işler zor. Demek istediğim şu, bu belki infaz paketi bir tür ölçü olacaktır. İnsan umutlu da olmak istiyor gerçekten. Eğer muhalefet bu paket içerisinde o kırmızı çizgilerin demokrasi lehine mi yoksa HDP ya da Kürt varlığı aleyhine mi olduğu ortaya konulacak. Bu testin, bu testle beraber ben bu sorunun cevaplanmasını, yani infaz paketiyle ilgili politik testle beraber cevaplanmasını. Kişisel tek sorun da şu, HDP'den biz daha çok Kürtçe duyamaz mıyız? HDP'nin Kürtçe'ye yönelik, Kürtçe'yle politikalarında sanki bir eksiklik mi var? Örneğin COVID ile ilgili açıklamaların iki dilli olmasını ben çok beklerdim. Evet, Kürtçe'de yapılan birçok şey vardı. Birçok HDP'li canhıraç bir şekilde bunu başarıyla yapıyor. Ama sanki genel politik yapıda bir küçük bir eksiklik mi var diyelim ki. CHP'nin filan da bu konuda açılımları var, bu iyi. Bu hani sıkışık durumun yarattığı bir şey mi, bir politik karar mı? Bu daha çok olabilir mi? Bunu soracaktım.
Evet, şöyle söyleyelim Hocam, aslında. 15 dakikamız, ben özetle Tamam. söyleyeyim. Eğer Siz son hani bir eksiklik varsa kontrol ederiz, düzeltiriz. Fakat şuna özen gösteriyoruz. Bizim Diyarbakır'da bir kriz merkezimiz var ve Ankara'da var. Diyarbakır'daki kriz merkezi DTK öncülüğünde oradaki kurumlardan oluşuyor. Ve oradaki bütün bildiriler, bütün açıklamalar öncelikle Kürtçe yapılıyor. Bizim de buradan özellikle batıya seslenen açıklamalarımız büyük ölçüde Türkçe, ama genel olarak her iki bölgeye de, Kürtlere de, Türkiye'nin batısına da hitap eden açıklamalarımız iki dilli yapılıyor. Mesela bizim video mesajlarımız Kürtçe altyazılı yayınlandı. Yani buna elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Eksiklik varsa ya da yeterince görünür kılmamışsak bunun da sebeplerine bakarız, düzeltiriz. Ama bizim açımızdan böyle bir şey, o hani böyle bir ihmal söz konusu olmaz. Çünkü bizim açımızdan hani bu eşitliğin temeli, yani halkların kardeşliğinin temeli eşitlik, eşitliğin temeli öncelikle bizim eşit değer atfetmemizdir. Yani kendi hayatımızda, evet, kendi çalışmalarımızda. Bu hatırlatma ve uyarı için Ali'ye teşekkür ederim. Eğer belki varsa eksiklik... Belki ben Diyarbakır'da olsaydım Kürtçeyi daha çok duyacağım için bu aklıma gelmeyecekti, ama bir İstanbul Kürdü olarak sordum. Öyle diyelim. Doğru. Teşekkür yani ederim. Orada da elimizde, yani bizim çalışmalarımızda genellikle diyorum, iki dilli yapılıyor. Eksiklik varsa bunu arkadaşlarımla konuşurum, gideriz. Ama bunu ben bir uyarı olarak aldım. Bir kontrol edin anlamında aldım. Edeceğiz baş göz üstüne. Şimdi fırsatçılık dedik, doğrudur. Hocam zamanımız çok daraldı. Çünkü tamam, hemen sonra çok da özel bir var. Şimdi 2-3 dakika içerisinde toparlarsanız çok sevinirim. Bu dönemeden gelmesi fırsatçılık. Doğrudur, fırsatçılık yapıyor. Ama durup dururken de yapılmadı aslında. İki nedenle. Bir, burada bir gündeme kendi kontrolünde bu kadar yoğun başka şeyle uğraşılırken orada el koyarak işte bu politikasını sürdürüyor. Ama bakın, başka bir nedeni var. Bana göre bunu benim işte çalışma arkadaşlarımla da oturduk, uğraştık. Ne olabilir sorusunu tıpkı Hicran Hanım'ın sorduğu gibi sorduk kendimize. Şimdi yerel yönetimlerin bu kriz dönemlerinde oradaki merkezin taş örgütü olan valilik veya kaymakamlıkla birlikte çalışma mecburiyetleri var. Daha doğrusu tersi. Yani valiliğin illerde belediyelerle çalışma mecburiyeti var. Belediyelerin bu krizle mücadelede kaynakları var. Şimdi tekçi bir kriz yönetimi bütün alanlardaki zihniyetin yansıması olarak, burada da kriz yönetiminde de tekçi bir anlayış var. Belediyelerin kaynaklarını, burada özellikle Kürt belediyeleri, kaynaklarına el koyma. Onların kriz yönetimine dahil olmasını engelleme gibi özel bir durum var. Zaman kalsaydı biraz daha ayrıntılı anlatırdım. Ancak ne olursa olsun, burada olan şey gasptır. Burada olan şey sadece halkın iradesinin gaspı değil, halkın sağlığının gaspıdır. Dolayısıyla biz halk sağlığı ile halk iradesi birbirinden kopmaz diyoruz. Tekrar ediyorum. Bakın, halk iradesi ve halk sağlığı birbirinden kopmaz. O nedenle biz hem irademize, hem sağlığımıza, hem halkımızın iradesine, hem halkımızın sağlığına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bütün imkanlarımızla. Ama tekrar söyleyeyim, Batman'da halkın iradesini gasp eden, halkın sağlığını tehdit eden bir anlayış, aynı gün, aynı saatte İzmir'de de halk sağlığını, halk iradesini tehdit ediyordur. Silvan'da yapan İstanbul'u da yapıyordur. Dolayısıyla bu sadece Batman'ın meselesi değil, bunu anlayalım. Bu sadece Kürtlere de saldırı değil, bütün Türkiye toplumuna saldırıdır. Bunu da anlayalım. Bu sadece HDP meselesi de değildir. Bu hepimizin meselesidir. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Direnmek bizim hikayemizdir zaten. Bunu yaparız, iyi yaparız, ama bunun ötesine de geçmek istiyoruz. Tamam. Geçeceğiz de, bunu da Türkiye toplumunun bütün demokrat, bütün Başkanım, özgürlükçü kesimleriyle bir yapacağız. Bitirdim. Bitirdim. Şey, tamam. Yok, bitirmeyin. Bir şey diyorum. Torpil geldi bize. Rejiden
bilgi verdiler, dediler biz 15 dakika uzattık programı. Eğer sıkılmazsanız kapatırız. Tamam, o zaman devam edeyim. O zaman rahat rahat konuşun. Bu arada tabii iki gazeteci arkadaşım da onayını alayım. Yani onlar da onay verirlerse biz uzatırız 15 dakika programı. Mümkün mü? Başkası üstüne. Tamam. Ben buradayım. Tabii ki mümkün. Sözü yine sana vereyim. Başkan çok acele etmeden daha etraflı anlatabilirsiniz. O aslında zaman şöyle evet, söyleyelim. Şimdi gerçekten teknik bilgi verebilirim ama insanları bu teknik bilgiyle biraz sıkmak istemem, anlaşılmayabilir. Fakat Batman Belediyesi'ni düşünün. Bir şey yanına anlattım. Yani bir tekçi anlayışla bu krizi de tekçi anlayışla yönetmek istiyor bu hükümet. Fakat bunun bir başka yanı var. Batman Belediyesi halk sağlığı konusunda bu korona salgını çıktığından beri çok örnek çalışmalar yapıyor. Mesela suyu hemen ilk bedava hale getiren belediye. Su biliyorsunuz belediyelerin elinde, diğerleri değil. Diğer hizmetleri de hızla devreye soktular. Şehrin her tarafında dezenfektasyon çalışmaları yaptılar. Yoksullara yardım programları hazırladılar. Bugün arkadaşlarımız denetim şeyle, adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet'le de, Songül kardeşimizle de konuştum eş başkanlarla. Evet. Gerçekten bu hizmetlerin aksamasından öncelikle üzgünler. Yani biz halkın sağlığını koruyan halkçı uygulamalar yaparken şimdi bunların gasp edilmesi bize çok zor geliyor, bize ağır geliyor dediler. Yani asıl zorumuza giden budur. Ama biz halkımızın içinde olacağız, şimdi gideceğiz, aynı şekilde çalışmaları yapacağız. Yani ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bir, HDP'nin böyle örnek halkçı kriz yönetimi, halk sağlığı politikalarını ve uygulamalarını görünmez kılmak istediler. Bu da var. Bir de dediğim gibi şimdi pek çok alanda kaynaklar ve yetki yerel yönetimdedir. Hele bu tür salgınlarla mücadele konusunda. Şimdi saymayayım, bir sürü alan var. Şimdi bunları merkezi idare, yani bu iktidar işte hepsini kendinde toplayıp belediyenin kaynaklarını da valinin kontrolüne sokup kriz yönetimine de hiçbir şekilde belediyeyi dahil etmeyip yine aynı o keyfi, o otoriter anlayışını uyguluyor. Yani tabii ki hani Kürt'ün iradesine gösterdiği düşmanlık da ayrı bir sabit nokta, zaten onu da biliyoruz yani. Evet, ben bu konuyla ilgili soracağınız var mı arkadaşlar? Eğer soracağınız yoksa doğrusu zaman almışken biraz genişleteyim istiyorum. Var mı Ali, bir şey diyecek misin? Yok. Hicran arkadaşım? Ben sorunun cevabını aldım. Belki yeterli bu Peki. kadar. Bir başka başlık vardı aslında. Bizim geçen bölümde çok özet tartıştık ama biri ekonomik krizdi. Diğeri de gerçekten bu dönem sanki birçok şeyin de üstünü örttü gibi. Yani koronayla birlikte birçok sorun görünmez oldu. Bunların başında gelenlerden biri de Suriye'de yaşananlar. Bugünlerde de Suriye'den gelen haberler de hiç iç açıcı değil. İdlib'de tekrar büyük bir çatışmanın olabileceğine dair de bilgiler geliyor. Var mı bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz? Bir de gerçekten tamam, korona çok çok önemli ama diğer sorunların üstünün örtülmesi çok daha riskli olguları da beraberinde getirebilir. Ne dersiniz Sayın Sancar? Aslında birbirleriyle bağlantılı olarak da cevaplanabilir sevgili Fehim. Yani şöyle söyleyeyim, biz bu korona salgınının bize bazı şeyleri hatırlatmış olması gerektiğini söyledik, konuştuk biraz önce. Mesela ya bir görünmez organizma, bir işte virüs, binlerce nükleer silahın yaratamayacağı tehdidi yaratıyor. Ya da binlerce silahın diyelim, yok nükleer silahlar yaratır tabii. Ama bir virüs insanlığın tümünü tehdit edebiliyor.
insani güvenlik kavramından söz etmiştim ya, önce bu noktayı burayla da bağlantılandırma imkanı doğduğu için bağlantılandırayım. Diğer, o devletlerin güvenlikçi anlayışı sürekli savaş üretir. Ve kaynakları savaşa aktarır, silaha aktarır. Oysa insani güvenlik kaynakları insanlığı tehdit eden sebepler ortaya çıkmadan önleyecek alanlara yatırmayı öngörür. Yani bu tür salgınlar çıkacağı zaman hastanelerin, insanların geçim kaynaklarının ve yaşam şartlarının güvende olmasını sağlar bizim bu savunduğumuz insani güvenlik. Şimdi gelelim savaşa. Aslında bu bir fırsat olmalı. Yani sorunun savaşla çözülemeyeceğinin, tam tersine savaşın zaten böyle hele olağanüstü tehdit zamanlarında, evet, insanlığı daha da büyük tehlikelere sokacağını görmek gerekiyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de çağrı yaptı. Bütün çatışma bölgelerinde ateşkes çağrısı yaptı. Çok değerli bir çağrıdır. Biz de gönülden, canı gönülden destekliyoruz bu çağrıyı. Ayrıca Suriye'de de Demokratik Suriye güçleri de bu yönde bir açıklama yaptılar. Her türlü askeri faaliyetimizi durduruyoruz dediler. Şimdi İdlib'de de aynı şeyin olmasını bekliyoruz. Yani neyi bekliyoruz? Savaş yeniden başlamasın. Bu sorun bu ülke, bu topraklardaki halkların müzakeresiyle, onların bir araya gelmesiyle, görüşmesiyle çözülmelidir. Bu toprakların sorunları Türkiye, Suriye, Irak, yayalım Orta Doğu, bu toprakların halkları tarafından çözülmelidir. Çözülürken de halkların haklarını ve insani güvenliği esas alan bir yaklaşım takip edilmelidir. Şimdi savaş büyürse ne olacak? Tabii ki yeniden döneceğiz şeye. Türkiye hükümetinin bugüne kadar izlediği politikaların yeni bir iflasını daha ağır bedellerle, evet, gözlemleyeceğiz. Onu göreceğiz. Olmaz. Bu olmaz. Bunlara dur demek zorundayız. Bu ülkede ve bu bölgede, yani Türkiye'de ve Orta Doğu'da, bütün yaşadığımız ve bizimle bağlantılı bütün ülkelerde bu işi, evet, adalet, eşitlik, özgürlük temelinde barışla sonlandırmalıyız. Daha doğrusu barışa. Buradan gitmeliyiz ve müzakere temel yöntemi olmalı. Evet, aslında tüm konuştuklarımızın hepsi gidip geliyor demokrasi, barış ve özgürlük noktasında bütünleşiyor. Arkadaşların tanıdığı sürenin de sonuna geldik. Doğrusu bu olanaklarla yapılabilecek belki de en iyi yayını yapmaya çalıştık. Bir eksiğimiz olduysa öncesiz konuklardan, gazeteci arkadaşlarımdan ve Sayın Sancar'dan kusurumuza bakmamasını istiyorum. Yine izleyicilerden de tabii bir eksiğimiz olduysa kusura bakmamalarını istiyorum. Bir özel programı daha sonuna geldik. Ben Sayın Sancar'a da, Ali Duran Topuz'a da, Hicran Uğur'una da çok çok teşekkür ediyorum programımıza, evet, katıldıkları ve sundukları katkılar için. Ben de size teşekkür ediyorum hepinize. Sorular için, bu güzel sohbet ve birbirimize anlatma bir imkanı sunan bu program için, emeği geçen herkese, gerçekten kamerada, direcide, teknikte, oradaki bütün emekçi kardeşlerime sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Halkımıza tekrar çağrı yapıyorum. Mecbur kalmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Lütfen evde kalın. İlmal ebeminin, Ebu'l-Ebu Bey'in belki çektirene olur. Biraz bu yavaş ifam için. Evet sevgili izleyiciler, bir özel programın daha sonuna geldik. Her seferinde uyarılarımızı tekrar tekrar söyleyelim. Çok ciddi bir korona krizi, koronavirüsü ve gerçekten çok tehlikeli bir tabloya doğru da bizi götürebilir. Özellikle Kuzey Kürdistan'dan gelen haberler iç açıcı değil. İnsanlar uyarıları dinlemiyorlar. Hala günlük yaşamlarında hiçbir şey yokmuş gibi devam edenler yoğunlukta. Ben tüm bu uyarıların dinleneceği inancıyla hepinize sağlıklı günler dileyerek programı burada sonlandırıyorum. Gelecek programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.